Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere prefabrik bir eve, pergole nasıl yapılır, nelere dikkat edilmeli, nasıl bir uygulama yapılmalı, hepsini detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. İnşallah bu videomda da sizlere bir faydam olur. Şimdi burası 48-50 metrekare bir prefabrik ev. Yapacağımız yerde şurası, yani toplam 11 metrekare civarında bir prefabrik. Ahşaptan yaptırıyorum. Şimdi ustamız geldi. Ahşapları kesti. Şimdi 5 tane bacak koyacak. Normalde binaya tutturuyorlar. 2 bacak koyuyor şu ön kısma. Binaya tutturuyor. Fakat prefabrik evde binaya tutturamaz. Çünkü bina rüzgarda taşımayabilir. Biliyorsunuz prefabrik evlerde bazı kısıtlamalar oluyor. Şimdi 50 metrekare bir ev olduğu için, bina olduğu için bunlar kaçlık ustam? Bacaklar. 12-12. Evet, 12-12 bacakları kullanıyoruz. Evet. Ne ağacı bu usta? Karaçam. Karaçam ağacı. Evet. Evet. Bunu sonra boyayacağız tabii. Buna ilaçlama yapılıyor. O ilaçlamaya ne deniyor usta? Bom. Emprenya. Ha, emprenya. Ha. Emprenya diye mutlaka bir ilaçlama yapılması gerekiyor. Burası Muğla ili, Ula ilçesi, Gökova mahallesi. Muğla'da çok iyi bir marangoz kendisi ve Erdoğan Usta beraber çalışıyorlar. Her türlü marangoz işlerinizi yaptırabilirsiniz. Ben şimdi size aşama aşama bunları anlatacağım. Biz şimdi 5 bacak koyacağız. Dediğim gibi binaya tutturamadığı için, sakıncalı olduğu için 5 bacak kullanacağız. 3 öne, 2 arkaya. Şimdi usta ölçüyor, boyu ölçüyor. Şurada lambriler var. Tepesine lambriler yapılacak. Şu malzemeleri göstereyim. Evet. Şunlar lambrilerimiz. Bunların özelliklerini tek tek size takılırken anlatacağım. Ustamız eşiyle beraber çalışıyor. Maşallah eşi yardımcı oluyor kendisine. Yorucu değil mi sizin için? Hı? Yok, hayır değil. Bunlar da ayakları. Şimdi ustamız ölçüyor. Boyunu ona göre kesecek. Dilara Hanım. Efendim. Bizim yüksekliğimiz şurada bitiyor. Ha. Şurada da ağacımız devam ediyor. Şurada. Ha. İki tane delik diktik ya. Ha. Direğimiz yok. Bir tane ağacımız. Şu hizadan devam ediyor. Ha. Şu ikisini çerçeve pervazınla arasında 4 santim bir pay veriyor. Ha. Yani bunun üstüne çıktık mı ileride icabında kiremit döşemeniz gerekirse biz bunu şu anda çündür yapacağız. Evet. Kiremit döşemeniz gerekirse... Ya kiremit döşemeyeceğim. Olmaz. Hiç döşemeyeceğim. Biz ileriyi düşünerek bu kadar pay bırakıyoruz. Hı hı. Yeterliyse size göre. Tabii çok güzel. Yeterli, tamam. Sıkıntı değil. Tamam. Yani bizim yerden yüksekliğimiz burası 2.55. 2.55 tamamdır. Evet. Tamam, çünkü zaten binanın komple boyu zaten kaç ki? Şu anda... 2.75, 2.80 falan. Yani. Yani idealdir. Evet. Şekilde. Hı. Tamam. Şimdi 2.55 kesiyorsun değil mi? Onu 2.45 mi? 2.45 kesiyoruz. Ayak payını düştük. He, doğru. Ayak payı da var 10 santimetre. Evet. Hı. Ayaklarımızı bunun üzerine ayaklarımızı bayağı bir yükselttik. Sebebi buraya fayans yapıyoruz. Tabii tabii. Tabii tabii. Yani fayans bunun üstüne rahat olsun. Burada evet rahat evet. Gelip geçsin. Aynen. Çünkü buraya şey de dökülecek de böyle bir şap tesbih dökülecek. Evet evet, tespih evet. Atılacak, şap dökülecek. O yüzden. Yani buraya 4 saat, 3-4 saat tesbih atılsa sıkıntı olmaz. Aynen. Su payımız rahat yeter yani. Tamam. Ayaklarımızı bayağı bir yükselttik. Sebebi buraya fayans yapıyoruz. Tabii tabii. Tabii tabii. Yani fayans bunun üstüne rahat olsun. Burada evet rahat evet. Gelip geçsin. Aynen. Çünkü buraya şey de dökülecek de böyle bir şap tesbih dökülecek. Atılır evet evet, tespih evet. Atılacak, şap dökülecek. O yüzden. Yani buraya 4 saat, 3-4 saat tesbih atılsa sıkıntı olmaz. Aynen. Su payımız rahat yeter yani. Tamam.
Ayakları mı takıyoruz? Yok. Evet. Ayakları mont ediyoruz direklere. Evet, şimdi terazi ile ölçüyoruz değil mi? Yamuk olmasın diye. Tabii ki. Direklerimizin yerini belirliyoruz. Evet. Şimdi direkleri binaya yaslayacağız mecburen. Bu şekilde oluyor. Bir bakın isterseniz. Şöyle tablo yavaş yavaş. Tamam. Ben şunu altını belirlemek için yaptım. Anladım. Ayağının yerini belli diyorsun. Aynen. Evet. Buranın yerini belli ettik. Şimdi sıra burada. Ölçüyoruz. Bu binaya yaslanacak ayakları yerini belirliyoruz şu an. Evet. Burada herhangi bir gider var mı? Pis su, temiz su, şu deliyoruz ama. Var ama galiba kenarda mı? Valla var. Bir şey var. Bir dakika. Ayakları takacağız değil mi? Evet. Evet. Şimdi bunu niye koyuyoruz? Binaya yaslıyoruz. Neyi? Bunu. Bunu mu? Evet. Bunun üzerinde taşıyıcı payandalar uzatacağız şimdi. O yüzden. Evet. Tamam. Taşıyıcı şeyini uzatacağı için onu koyuyoruz. Evet. Bunun üzerinde taşıyıcılar binecek. Anladım. Tamam. Evet. Şimdi iki bacağı koyduk. Üstüne de taşıyıcıların bineceği şeyi koyduk. Evet Recep Usta, bayağı bir ilerlettin işi. Evet. Şimdi birazcık anlatabilir misin neler yaptın? Duvara montajladıktan sonra o iki ayağı. Duvarı montajladıktan sonra öndeki direkleri yerleştirdim. Üç tane ayağı yaptın öne. Öndeki direkleri yerleştirdikten sonra üstün payandasını geçtik. Ney? Payanda. Payandasını. Evet. Onları böyle sık koymak gerek değil mi? Tabii. Payanda dediğin şu mu? Şu iki. Evet. Aynen. Şu. Geniş ağaç. Payanda şu geniş. Evet. Sonra üst taşıyıcıları yerleştiriyor şu anda. Aynen. Onları üsttekiler de taşıyıcılar oluyor. Evet. Onları yerleştirdikten sonra montajını yapıyoruz. Ön tarafın montajını bitirdik. Bu taraftaki taşıyıcının üzerine montaj yaptık. Anladım. Onun hemen akabinde lambire başlıyoruz. Sonra da lambirler döşenecek değil mi? Evet. Ben kiremit istemedim. Şıngıl koyacağız üste. O aşamada da çekeceğim size. Sonra bu boyanacak tabii ki. İstediğiniz rengi boyatabilirsiniz. Ben ya beyaz düşünüyorum ya bodrum mavisi düşünüyorum. Tam bilmiyorum ne renk boyatmak istediğimi. Bir de isterseniz bunun kenarlarına korkuluk da koyabilirsiniz. Balkon gibi de yapabilirsiniz. Tabii ahşaptan. Evet, ahşaptan. Güzel olur. Şuraya bir kapı, oraya bir kapı olur. Yani ben şu an düşünmüyorum korkuluğu. Belki sonra
Bir bakayım, bir bitsin şu yerlerin fayansları falan, seramikleri bir yapılsın. Bir ortaya çıksın, ondan sonra karar veririm. Korkuluk isteyip istemediğimi. Bu şeyler kaçlık oluyor taşıyıcılar? 12'ye 5,5. 12'ye 5,5 taşıyıcılar. Kalınlık 5,5, genişlik 12. Aynen. Ya bu yerinize göre değişir. Benim çok küçük yani çok büyük bir yer olmadığı için benim toplamda 10 metrekare bir pergola yapıldı buraya. O yüzden öyle çok kalın bir şeye gerek yok. Yerinize göre, binanıza göre hani daha kalın da yaptırabilirsiniz ama bana daha kalın pek şey olmazdı. Görselliği bozardı yani, kötü dururdu. Eğimi de bu kadar verdik. Eğimi de iyi bence. Bir 20 santim bir eğim verdik. Ayakları. 25 santim. 25 santim mi verdik, evet. Eğim? Evet. 25 santim bir eğim vermişiz. Şu ortadaki kalkacak. O yok, onu görmeyin. O şimdi bitene kadar destek yapıyor sadece. Evet, böyle. Eline sağlık ustam. Güzel oluyor. Sizin bu arada telefon numaranızı verin. Arayan olur, bir şey olur, isteyen olur. Size arasın. Tabii ki birazdan. Tamam, birazdan şeyleri de, lambirleri falan takarız son halinde. Evet. Ustanın telefonunu, adresini, bütün bilgilerini size vereceğim, paylaşacağım sizinle. Evet, şimdi pergolenin onlara ne deniyordu? Lambir. Lambirleri takılıyor. Şu alın. Alın takıldı. Şöyle. Net göstereyim. Evet. Şimdi bir taraflara da takılacak. İki tarafa da. Bunlar da lambirler. Tek tek takılıyor onlar da işte. Bu şekilde. Bayağı güzel olacak. Ayaklar nereye takılacak acaba? Şu alın. Yan tarafına bunu. Evet, şimdi pergolemiz bitti. Şimdi üstünün şıngılı yapılıyor. Membran döşenecek önce. Alın tahtaları yapıldı. Şöyle size göstereyim. Sonra bu boyanacak tabii ki. Kiremit koymuyorum ağırlık olmasın diye. Shingle daha mantıklı. Hatta ben bunun üstünü teras gibi kullanmayı düşünüyorum. Harika bir manzara görünür buradan. Tepeye çıktığım zaman bütün doğa ayağımın altında. Şimdi birazdan oraya çıkacağım. Size göstereceğim. Hatta çıkayım. Evet, şimdi membranımızı döşüyoruz. Tamam, durabilirsin sen öyle Dilara Hanım. Tamam, duruyorum. Evet. Membranımız şöyle, güzel. Bu kadar. Reca, şunu bir daha açıyorum azıcık. Oğlum, bir dur. Beni tutuyorsun değil mi, düşmeyeyim? Dilara Hanım, durabilirsin sen. Tamam. Recep'cim, böyle kes bakayım şimdi. Fazlasını sonra keseriz biz, onun önemli değil. Aynen. Tamam, şöyle bir kes bakayım. Dilara Hanım'a kaçırma bıçağını. Dikkat et bak. Yok dur ya. Sen benim yanıma gel, buradan daha rahat yaparsın. Sen çekiyorsun, şimdi kesersek. Onu da çekeceksin ya. Allah kahretsin. Bunlar siyah limaymış. Mevran çok güzelmiş ya. Güzel değil mi? Çok. Bunu çakacağız şimdi. Kiremit göreceksin Mevran, anla yani. Kiremit hiç gerek yok ağırlık yapmaya. Yani iyi bir Mevran'mış. Evet. Evet, Recep çivildikten sonra fazlasını kıracağım. Malzemecim de paşa. Muğla Gökova'da paşa. İyidir. Adam çok iyidir. Her şeyde çok iyidir. Muhammed'in de aramızda çok iyidir. Evet. İyi çocuktur. Evet. Babası, babadan gelme onu besleyin. Bakın şimdi ben bunun üstüne shingle da konacak. Sonra buraya bir tane koltuk atacağım.
böyle doğaya karşı oturacağım. Ustam ne yapalım biliyor musun? Bunun etrafını çevirelim korkulukla aynen, dediğin aynen, gibi. Yapalım. Burayı balkon teras gibi yapalım. Aynen öyle. Ama biz de misafir geliriz o zaman. Dilara Hanım. Gülün. Şurada atalım da. Her zaman. Recep şu kadar bindiriyoruz. Bak 5 santim. Şöyle. Biraz da çıkalım su da fazla mı keselim? Dur buraya çıkacağım bir saniye. Evet. Şunu şöyle. Dur bir saniye. Ben gideyim başa kadar. Tamam. Şurayı bir tane çivi tutturur musun? Yarım hep çakmadan. Tamam. Hep çakmadan tuttur çiviyi kaymasın diye. Tamam. Al öyle. Aha kaydı. Nece bu kaydı. Tutun orada. Tam çak. Çak bir işten oraya çak. Şöyle. Çak. Bir dakika biraz daha sak. Tamam. Evet. Dur abi. Çak kardeşim çak. Tepeye çak sen bakayım. Evet. Bir daha açmayacak bilirim. Bunu açacağız bile sanki. Evet arkadaşlar, şimdi membranı örttük. Üstü de şu an şıngılı örtüyoruz. Şu membran şurada kabarık duruyor ya şurada. Ayağının altı, ayağının altı. Bura mı? Ha. Üstüne geliyoruz ya, ha. Basıyoruz. Bombe var ya, ha ondan. Anladım. Bunun üstüne geliyoruz ya, basıyor. Ha anladım. Tamam. Evet Erdoğan ustacığım. Evet. Yani eline buyurun. Sağlık. Teşekkür ederim. Güle güle kesene kullanın. Bereket vermişim. Güle güle kullanın. Sağlıkla kullanın. Amin. Şimdi sizi sorarlar mutlaka bana. O yüzden bana adresinizi ve telefonunuzu buraya söylerseniz sevinirim. Erdoğan Usta marangozumuz. Evet. Evet yerimiz Köyceğiz Kızılyaka. İki tane şubemiz var. Evet. Telefonum 0533 373 3201. 0533 373 3201. Evet, doğrudur. Tamam, buradan Erdoğan Usta'ya ulaşabilirsiniz. Her türlü. Her türlü ahşap işleri, her türlü dekorasyon, komple iş yeri, ev dekorasyonları. Muğla bölgesinde. Muğla bölgesinde referanslarımız var. Devlet işleri yapıyoruz, belediye işleri yapıyoruz. Muğla Belediyesi, Akyaka Belediyesi, Ula Belediyesi şu an. Evet, Erdoğan Usta gerçekten işinin ehli bir ustamız. Titiz ve özenle çalışıyor. Evet arkadaşlar, bugünkü tanıtım videomuz. Size elimden geldiğince pergole nasıl yapılıyor bir prefabrik evi anlatmaya çalıştım. Bu şekilde. Ben kiremit koymadım ağırlık yapmasın diye. Membran koymayı tercih ettim. Zaten eğimini de çok yapmak istemedim. Alçak olduğu için evim. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Evet, eğimini niye bu kadar yaptığınızı söyleyelim. Kapatmadıysanız. Evet kapatmadım. Teras olarak kullanmayı düşünüyorum. Aynen. Aynen öyle. Evet. Eğim yapmadık. Evet. Üstüne ben bir masa bir şey koyacağım. Kahve içeceğim evet, manzaraya evet. Karşı böyle. Tepeden. Kenarlarına korkuluk yapmayı düşünüyoruz. Evet. Ondan sonra bir masa koyup burada kahve keyfi yapmayı düşünüyoruz. Aynen. Doğayı izlemeyi düşünüyoruz. Aynen aynen. Şu ormanı seyretmeyi düşünüyoruz. Evet. Aynen. Evet. Kendinize şıngılın iyi bakın. Görüntüsü harikadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Şıngılın görüntüsü çok harika. Evet evet. Harika çok bir güzel. Görüntü. Aynen şurada aynen. Şimdi herkes burada şüpheye dalabilir. Bunda hani bu kalkar falan diye. Bakın şimdiden yapışıyor bakın. Evet evet. Bakın bırakmıyor. Evet. Sıcak vurduğu zaman tamamen yapışacak. Aha. Ve bir daha asla bırakmıyor. Aynen aynen. Zaten ona göre yapmışlar. Sistem de ona göre. Ve iyi de bir mal bu. Kalite olarak güzel bir ürünmüş. Evet. Bu ürünleri de dediğim gibi Gökova'da Paşa'dan Muhammed Bey var. Oradan alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Beni izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. Ve lütfen yorumlarınız, sorularınız varsa hepsine cevap veriyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Sorularınızı da bekliyorum. Hoşça kalın.